141. Birliği yakalamışken ikilikleri yaşamak. Sen üst beninin kopyası olan avatar olarak içinde bulunduğun vizyon manyetik alanda her an eğitimde ve her an sınavdasın. Anda düşüncelerin bunun yanında da duygu ve davranışların yaratılışından beri yaratan boyutu tarafından kayıt altına alınmaktadır. Tanrı'da Allah sisteminde hatır, gönül ve iltimas yoktur. Üçüncü ve dördüncü boyut arasında gidiş geliş gelişlerinde yaratan boyutu tarafından yapılan kayıtlar dikkate alınarak yapılan sınavlar neticesinde kaderini sen kendin belirlersin. Yani dünyada hangi evrim ve şuur seviyesinde ve hangi frekansta olacağını sen kendin belirlersin. Bu nedenle bu farkındalıkla hareket etmeli ve kendince negatif olan düşünceleri bırakarak her konuda kendince pozitif olanları düşünmelisin. Bunun devamında da nötr düşünceye ulaşabilmek için çaba harcamalısın. Arzu ve beklentilerin varsa arzu ve beklentilerin doğrultusunda olmayanları kötü, çirkin ve yanlış olarak nitelerken arzu ve beklentilerin doğrultusunda olanları da iyi, güzel ve doğru olarak nitelersin. Yani ikilemleri yaşamaktasın demektir. Fakat tüm renkler güzeldir, tüm insanlar iyidir dersen daha üst bir düşünce aşamasındasın demektir. Rengin güzeli çirkin olmaz, renkler sadece vardır. Veya insanın iyisi kötüsü olmaz, insanlar sadece vardır düşüncesi nötr düşüncedir ve en üst düşünce aşamasıdır ne tür düşünceye sahip avatar birliğe ulaşmış demektir ne tür düşünceye sahipsen sana bir giysi hediye edilmiş ve rengini beğenip beğenmediğini sorulmuş olsa beğenip beğenmediğin hakkında bir cevap veremezsin çünkü giysinin modeli ve rengi ne olursa olsun senin için fark etmez çünkü o giysi senin için sadece vardır bazen de sana bu adam çok kötüdür ilişkiyi kestense sen onu hiç değerlendirmezsin çünkü o adam senin için ne iyi güzel doğru ve ne de kötü çirkin yanlıştır ne tür düşünceye sahip olduğun için o kişi senin için sadece vardır İşte bu durumlar birliği yakalamışken ikilemleri yaşamaktır sana verilen hediye hangi renkte olursa olsun senin için fark etmez. Hangi kişiyle ilişkide olursan olun senin için o da fark etmez. 142. Akılla gönül. Avatar olan sen aklınla gönlünü birleştirmelisin. Yani ilimle dini birleştirmelisin. Ne gönül ve ne de akıl tek başına işe yaramaz. Senin üst benin olan Atlantalı, verit denen hakiki yaşamda çok çok yüce bir makama çıkabilmiş bir varlıkken sen onun kopyasısın ve sen onun öz bilincine ulaşmak için öğrenmen gereken birçok kavramdan biri olan yaratmayı, yani düşündüğünü anda oluşturmayı öğrenmen gerekmektedir. Avatar düşünce evrimi geçirirken bilinçsiz yaratır. Ne tür düşünceye ulaşınca da bilinçli düşünerek bilinçli yaratmayı öğrenir. Beden birçok hücreden oluşmaktadır ve bu hücreler sen olan bilincin öğrencileridir. Bedenin tümü ise varlığın bulunduğu mekanda deneyim sahibi olabilmesi için kullanmakta olduğu bir astronot elbisesidir. Din sen olan avatara onun yani üst beninin yani senin birliğini, bütünlüğünü ve büyüklüğünü sana öğreten bir öğretidir. Dinle avatar dünyada ferdi ve toplumsal yaşamın gereklerini öğrenir. Avatar akılla ilimde bilimde felsefede ilerler ve gerçeklerden yola çıkarak hakikati kavrar. Sadece gönülle yani dinle yani issel inançlarla bir yere varılmaz. Sadece ilim, bilim ve felsefe ile de bir yerlere varılamaz. Bu iki etkeni bir arada yürüten ulaşacağı noktaya ulaşabilir. 143 foton kuşağının hakiki dönüş şekli Hakiki kozmik yapı olan Alfanova'da dünya foton kuşağına 26 bin yılda bir girip kuşak girip kuşaktan 1995 yıl sonra çıkmaktadır. Foton kuşağı gürzün yaratan boyutunda yer almaktadır. Foton kuşağı hakiki kozmik yapıda varlıkların yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşmesini sağlayan bir mekanizmadır. Gürs kendi etrafında 26 bin dünya yılında bir defa dönmektedir. Buna presisyon siklusu denmektedir. Foton kuşağı simit şeklindedir. Önce şunu bilmelisin. Dünya foton kuşağından 26 bin yılda geçmiyor. Foton kuşağı yaratan boyutundaki yerinde sabittir. Foton kuşağı iki farklı dönüşe sahiptir. Her bir isim almış kozmik yapının kendine has bir dönüşü olduğu gibi her bir isim almış kozmik yapı bir de dönüş yörüngesine sahiptir. Foton kuşa kuşağı da dünyanın komple bir yörüngeler sistemine dahildir. Bu nedenle dünya foton kuşağıyla komple bir yörüngeler sistemine göre 26 bin yılda bir karşılaşmaktadır. Foton kuşağı yerinde sabit dururken kendine has iki türlü dönüşe sahiptir. Foton kuşağının birinci tip dönüşü. Foton kuşağı simidi dik duran bir simittir ve bu simit oluşturduğu çemberin merkez noktası çevresinde bir dönüş gerçekleş gerçekleştirmektedir. Bu dönüş saat yönündedir. Foton kuşağının ikinci tip dönüşü dik duran foton kuşağı simidinin sol kenarına yukarıdan aşağıya simide teğet geçen bir çizgi çizilirse simit kendine teğet geçen bu çizgiyi merkez kabul ederek bir dönüş gerçekleştirmektedir. Bu dönüş saatin ters yönündedir. Bu durumda simit sol kenarına teğet geçmekte olan çizgiyi merkez olarak kabul edip döndüğü an, Dünyalılara göre üç boyutlu ve elma şeklinde bir manyetik alan oluşturmaktadır. İşte dünya elma şeklindeki bu manyetik alanı 1995 yılda geçip üçüncü ve dördüncü boyuttaki varlıkları 5. boyuta ulaştırmaktadır. Aslında foton kuşağı Gürz'ün 19 boyutunun tümüne hizmet vermektedir. Dünya 1956 Temmuz'unda Elma şeklindeki manyetik alan olan bu foton kuşağına birinci aşama girişini yapmış, ikinci aşama girişini de 2005 yılında gerçekleştirmiştir. Üçüncü ve son aşama girişini de 21 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirdi. Bu manyetik alan içerisinde 1995 yıl boyunca yol alacak bir hakiki kozmik yapıdaki üçüncü boyut dünya insanını beşinci boyuta ulaştıracaktır. Foton kuşağına birinci ve ikinci aşama girişleri avatar tarafından fark edilmemişti. Oton kuşağının son aşama girişinin tarihi olan 21 Aralık 2012 tarihli günün de avatar için diğer günlerden hiçbir farkı olmamıştır ve foton kuşağına üçüncü aşama girişi de avatar tarafından fark edilmemiştir. Bunun sebebi foton kuşağı olayının sadece hakiki kozmik yapıda varlıkların yedili birleşimini sağlamakta olan bir mekanizma oluşudur. Vizyon manyetik alanda foton kuşağı olayı ve yedili birleşim yoktur. 144. Foton kuşağı ve boyutlar Hakiki kozmik yapı olan Alfa Nova'da gerçekleşen foton kuşağı Mikail sistemidir. Biliyorsun Mikail sistemi 19. boyutun sonuna kadar layık olanları layık oldukları boyuta taşıyan sistemdir. Foton kuşağının hakiki dönüşü anlatıldı. Bu anlatımda sadece dünyanın foton kuşağından geçişi anlatıldı ve foton kuşağının görevinin hakiki kozmik yapıda canlı diye isimlendirilen varlıkların benzerleriyle yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşip tek bir varlığı oluşturarak bulundukları boyuttan bir üstteki boyuta tekamül etmelerini yani çıkmalarını sağladığı söylendi. Hakiki kozmik yapıda Alt sonsuzdan üst sonsuza uzanan kozmik yapının her noktasında bulunan kozmik yapı hem üstünde ve hem de içinde varlık barındırmaktadır. Fakat bu da bir hakikattir ki biz dünyanın içinde boyut var derken üçüncü boyut insanı kendini dünyanın üzerinde sayarken dünyanın daha üst boyutlarını da dünyanın içinde olarak algılamaktadır. Hakikatte her boyut aralığında kendini dünyanın en dışındaymış gibi algılar. Boyutlar belirli bir güce sahip manyetik alanlardır ve her bir boyutun gücü farklıdır ve bu güç alt boyutlardan üste doğru çıkıldıkça artmaktadır. Belirli bir güce sahip bir manyetik alanda sadece o manyetik alanın gücüne denk güçteki varlıklar bulunur. Hakiki kozmik yapıda varlıklar kendi benzerleriyle yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşip tek bir varlık olarak bir üst boyuta çıkmaktadır. Yine varlıklar kendilerine göre her 20 boyutta bir dürülerek tek bir hücreye dönüşmektedir. Her bir kozmik yapı ve her bir varlık bir piramittir ve bu piramit piramitler bir ana piramidi oluşturmaktadırlar. Foton kuşağı sadece dünya için geçerli değildir. Dolayısıyla dünyanın şu anda içinde olduğu foton kuşağı ana piramidin tüm 19 boyut ve boyut varlıkları için geçerlidir ve varlıkları bir boyuttan bir üstteki boyuta çıkarmaktadır. Foton kuşağı hakkında not. Foton kuşağı hakiki kozmik yapıda varlıkları yedili birleşim sistemine uygun olarak birleştirerek 19. boyuta kadar çıkaran Mikail sistemidir. Birinci aşama girişi 1956 yılında ikinci aşama girişi de 2005 yılında. Birinci ve ikinci aşama girişi arasında 49 yıl var. Üçüncü aşama girişi 21 Aralık 2012 yılında. İkinci ve üçüncü aşama girişi arasında 7 yıl var. Şimdiye kadar dünyanın foton kuşağından geçişinin 2000 veya 1999 yılda gerçekleşeceği açıklanmıştı. Ama hakikatte dünya foton kuşağından 1995 yılda geçecek. 49 artı 7 eşittir 56 yıl. Bugüne kadar 56 yıl geçti. 1995-56-1939 yıl dünyanın foton kuşağından çıkışına 1939 yıl daha var. 1939 artı 2012 eşittir 3951 dünyanın foton kuşağına giriş yılı 1956. Dünyanın foton kuşağından çıkış yılı 3951. 3900 eksi 1956 eşittir 1995. Dünya foton kuşağından 1995 yıllık bir sürede geçecek. 145 denge. Realite yani gerçek denen bu vizyon yaşamda algılamakta olduğun her şey ve herkes yansımadır. Olaylar da kendi düşüncelerin dolayısıyla oluşan ve evrim almanı sağlayan vasıtalardır. Yaşam sürmekte olduğun her şeyi özgür iradenle avatar olarak sen düşünerek yaratıyorsun. Olayların oluşumunda Allah sisteminin ve üçüncü boyuta doğmazdan önce dördüncü boyutta yapmış olduğun yaşam planının etkisi büyüktür. Allah sistemi düşüncelerinle yansımaların olan ortamda ve varlıklar arasında yaratmış olduğun dengesizlikleri dengeye getirme ve evrimin için sana mizansenler sunma görevini üstlenmiş bir mekanizmadır. Kozmik yapı devamlı olarak dengesini korumak durumundadır. Bu durumda kozmik yapı Allah sistemin yardımıyla senin negatif ve pozitif denetlemekte olduğun düşüncelerin yansımaların olan ortamda ve varlıklar arasında yarattığı dengesizliği derhal düzeltmektedir. Allah sistemi bu dengesizliği düzeltme işini karşına bu defa da öncekinin tersi bir niteleme yapacağın olay çıkarmakla gerçekleştirir. Böylece Allah sistemi nötr düşünce ulaşıncaya kadar evrimin için sana yardımcıdır. Bundan da anlaşılacağı gibi her şeyin başlangıcı olan düşüncelerini kontrol altına alıp nötr düşünceye ulaşman gerekmektedir. Böylece her şeyin, herkesin ve her olayın varlığının nedeninin kendin olduğunu anlarsın. 146 An. Geçmiş ve gelecek diye bir şey yoktur. Sadece an var. Bu nedenle anda yaşamak gerekir. Avatar olarak sen sonsuz uzayabilen anda yaşıyorsun. Gelecek yoktur çünkü her an düşündüğünü her an sen kendin yaratıyorsun. Geçmiş yoktur çünkü sen her an düşündüğünü yaratıyor ve içinde yaşıyorsun. Burada sen her an vizyonunu siler ve her an yeniden yaratırsın. Sen dün şu olmuştu bugün devam edecek diye düşünürsen dün diye düşündüğün anda yarattıkların anında silindi halde sen bunu yeniden düşünerek o an yarat yaratmış olursun. Hiçbir düşündüğünü sonraya erteleme. Düşünüp de düşündüğünü gerçekleştirmediğin takdirde üst beninden sana akmakta olan kozmik akım serbestçe bedeninden akıp toprağa gidemeyeceği için o düşüncenle ilgili organında negatif yük birikimi olduğundan o bölgede arızalar baş gösterir. Söylemek istediklerini söyleyemediğin takdirde konuşmakla ilgili olan ağzında ses tellerinde problemler oluşur. Vermek isteyip de veremediğin takdirde elinde kolunda arızalar olur. Geçmişi düşünürsen korkuların, geleceği düşünürsen endişelerin olur. Anda yaşamayı öğrenirsen ne korkun ve de endişen kalmaz. Avatar olan sen herhangi bir konuda kendinden başka varlıklar da algılamaktaysan yani vizyon manyetik alanında bulunan yansımaların sen olduğunu algılayamazsan ve onları teker teker varlıklar olarak düşünüyorsan içinde oluşturduğun ikilemleri birliğe dönüştürmen gerekmektedir. Bunun için de dersler ve öğretmenler sayısızdır. Avatar olan sen yaşam sürmekte olduğun vizyon manyetik alanda yaşamda üç aşama geçirmek durumundasın. Bir heplik, iki yaratmak, üç hiçlik. Avatar olarak sen realite yaşamında yani şu anda içinde bulunduğun vizyon yaşamda önce ortamını ve varlıkları kendinden ayrı ve başkası olarak görürsen heplik bilinç aşamasındasın. Daha sonra ortam varlık ve olayların kendi düşüncelerinden dolayı gerçekleşmekte olduğunu fark etmeye başlarsın. Bu durumda da yaratılış bilinç boyutundasın. Daha sonra da avatar ne düşünürse onun gerçekleşmekte olduğunu bilerek düşünür ve yaşamakta olduğu realite ortamının tamamen vizyon bir ortam olduğunu ve de bu ortamda varlığını algıladığı her şeyin ve her kişinin aslında kendini oluşturmakta olan elemanlar olduğunu, yani alt sonsuzdan üst uzanan sonsuzluğun her noktasındaki varlık alt sonsuzdan o noktaya kadar olan tüm kozmik yapı ve varlıkların toplamından oluşmaktadır. Fark ederek bu realite ortamının tamamen boş olduğunu fark eder. Yani ortamda hiçbir şey olmadığını anlar. Ve birlik bilincine sonrasında da hiçlik bilincine ulaşırsın. 147 implant. Sen olan avatarın yansımaları olan üst boyut varlıkları devamlı olarak seninle iletişim halindedirler. Kendi vizyon manyetik alanlarında tek başlarına olan tüm avatarların kendi yansımaları olan üst boyut varlıkları da teker teker onlarla ilgilenmektedirler. Radyoyu herhangi bir istasyonun frekansını tutturduğun takdirde dinleyebilirsin. Televizyonu kanal frekans tuşunu basmadan izleyemezsin ve telsizle karşındaki yani yansıman olan kişinin elindeki telsiz frekansını yakalamadan onunla konuşamazsın. Sen olan avatar üst boyut varlıklarıyla da onların boyut frekansına ulaşmadan iletişim kuramazsın. Şu anda vizyon manyetik alanında tek başına olan avatar yansımaları olan üst boyut varlıklarıyla beyin frekansı yani evrim frekansı uyumundan dolayı iletişim halinde olabilir. İyi niyetli fakat şuur seviyesi, evrim seviyesi, frekansı ve bilin seviyesi üst boyut evrim frekanslarına, şuur seviyesine, bilin seviyelerine ulaşamamış avatara kendini bilinçlendirmede hızlanması amacıyla karşılıklı rızayla üst boyut varlıkları tarafından çip takılmaktadır. Üst boyut varlıklarının avatara taktıkları çipe implant denmektedir. İmplant milimetrik bir nesnedir ve gerçekten dünyada bulunmayan bazı maddelerden oluşturulmuştur. İmplant bulunup çıkartılabilmektedir. implant avatar bedenindeyken uyduların dünyayı göndermekte oldukları sinyal frekansından sinyal vermekte ve çıkarıldığı an bu sinyal derhal durmaktadır. İşin bir ilginç yanı da çıkarılan implantların bir ucunda yapay et bulunmasıdır. Ben bu bilgileri Discovery kanalında görüp izlemiştim. Avatar'a karşılıklı rızaya dayanarak takılan implantın çok özel görevleri vardır. İmplant, implant takılan avatarın tüm düşünce, duygu ve davranışlarını üst boyut varlıklarına iletmektedir. İmplant üst boyut varlıklarına implant takılmış olan kişinin bulunduğu alanı ve o alandaki tüm yansımalarını da tamamen izleme olanı sağlamaktadır. İmplantın avatar bedenine hiçbir negatif etkisi yoktur. Onun daha yakından takip edilip kozmik akımdan yararlandırılmasını sağlamaktadır. Bugün sonsuz hoşgörü sahibi olan yansımalarından üç kağıdı hırsızlığı, yalancılığı, sahtekarlığı olmayanları aptal veya ahmak olarak niteleyen avatar yanılmaktadır ve bilinçte tekamülde ileriye doğru atılacağına yerinde saymakta olduğunu bilmelidir. 148 duygular. Avatar olan senin ne olduğun sadece sana bağlıdır. Herhangi bir yansımana bağlı değildir. Herhangi bir yansımanın da ne olduğu yansımalarının avatar olmadıkları için söz konusu dahi olamaz. Yansımaların sen olan avatarın bulunduğu boyutun 343. frekansını paylaşmış durumdadır ve senin kendine yetiştirebilmen için sana yardımcıdır. Avatar olarak sen yansımalarının da ayrı ayrı senin gibi birer varlık olduklarını zannediyorsan ve onların da seni değerlendirip ona göre düşünce, duygu ve davranışlar geliştirip sergilediklerini düşünüyorsan yanılıyorsun. Odak noktası sensin. Tüm mizansenler senin kendini yetiştirebilmen içindir. Sen sadece varsın. Yansımaların da sadece vardır. Vizyon manyetik alanında avatar olarak sen, arzun ve beklentin doğrultusunda olanları iyi, güzel ve doğru, arzu ve beklentin doğrultusunu olmayanları da kötü çirkin ve yanlış olarak niteliyorsun yansımalarının da arzu ve beklentilerin var olduğunu zannediyorsan yine bu konuda da yanılıyorsun onlar avatar değillerdir onlar arzu ve beklentiler ve nitelemeler sergiliyorsa bu sergileyiş sadece senin kendini yetiştirebilmen içindir dolayısıyla Yansımalarının ne olduğu avatar olarak senin arzu ve beklentine bağlı değildir. Onlar zaten senin gibi avatar olmadıklarından yansımalar sadece vardır. Bu nedenle de avatar olan sen yaşam programının geriye oluşan olayları ve Allah sisteminin kozmik yapının dengesini sağlamak için sana yaşattığı olayları senle yansımaların arasında ve yansımalarının kendi aralarına geçmekte olduğu vizyonunu yaşamaktasın. Hakikatte Avatar olarak senin ne olduğunu yansımaların kesinlikle değerlendirmezler. Yansımalar avatar olmadıklarından arzu ve beklentileri de yoktur. Dolayısıyla hakikatte onlar senin ne olduğunu kesinlikle değerlendirmezler. Ama sen yetiştirilme programın gereği yansımalarının da arzu ve beklentilerinin var olduğunu <laughs> ve onların da <laughs> kendi arzu ve beklentilerine göre seni değerlendirdiklerini zannediyorsun. Yok pardon. Avatar olarak senin yaşadığın vizyon olaylarda yansımalarının düşünce, duygu ve davranışları senin arzu ve beklentin doğrultusundaysa sen yansımalarını iyi, güzel ve doğru olarak nitelersin. Yansımalarının düşünce, duygu ve davranışları senin arzu ve beklentin doğrultusunda değilse de sen yansımalarını kötü, çirkin ve yanlış olarak nitelersin. Bu düşünce ve davranış şekli zihninin sana oynadığı bir oyundan başka bir şey değildir. Senin ne olduğun yansımalarının arzu ve beklentilerine bağlı değildir. Onların zaten arzu ve beklentileri yoktur. Sen ne iyi, güzel ve doğrusun ve ne de kötü, çirkin ve yanlış. Sen sadece varsın. Yansımaların da senin için aynı durumdadır. Yani onlar da sadece vardır. Avatar olarak senin arzu ve beklentin yoksa karşındakiler hakkında hiçbir nitelemen de olmaz. Nitelemeler görecelidir. Arzu ve beklenti varsa niteleme de vardır ve bu ön yargı, yargıyı ve cezayı getirir. Dolayısıyla ön yargı, yargılama ve ceza verme insanca değildir. Avatar olarak sen yansımalarını ön yargılı davranıyorsan, yansımalarını yargılıyorsan ve onlara ceza veriyorsan o senin bilinçsizliğini göstermektedir. 149 nötr ne demektir? Avatar yansıma ilişkisinde kim insan kırmızıyı severken maviyi sevmez. Kim insan maviyi severken kırmızıyı sevmez. Renklerin yerine sesleri, varlıkları, insanları da koyabilirsin. Sevmek kişiye göre olumludur, pozitiftir. Sevmemek kişiye göre olumsuzdur, negatiftir hem negatif ve hem de pozitif diye niteleyebileceğin şeyleri düşünebilirsen ikiliktesin demektir. Hala dualitelerle, ikilemlerle yetişmeye ihtiyacın var demektir. Tüm renkler güzeldir dersen birliktesin, birlik bilincindesin. Rengin güzel çirkini olmaz, renkler sadece vardır dersen nötr düşünceyi yakalamışsın demektir. Nötr düşünceyi yakalamak demek, verite denen hakiki yaşamdaki öz bilincine ulaşmana an kaldı demektir. Ne mutlu onun aşkıyla yanarak istekle gayretle sevgiyi yakalamak için çaba gösterene. Ne mutlu öz bilincine ulaşana. Nasıl düşünmeli? Avatar negatif, pozitif ya yani, nötr denebilecek düşünce tarzına sahiptir. Avatar olan sen bu virajı alırken karşıma bir araba çıksa muhakkak kaza yaparım diye düşünürsen muhakkak o kazayı yaparsın. Fakat bunu düşündüğün halde bu olay arzu ve beklentin doğrultusunda değildir. Bu nedenle bu olayı yaşadığın an mutsuz olursun. Bu nedenle de diyorum ki her an hep arzun ve beklentin doğrultusunda olanları düşün. Bu şekilde mutlu olursun. Ama unutma önce arzun ve beklentin doğrultusuna düşünüp yaşarsan bunun devamında da arzun ve beklentin doğrultusunda olmayanı yaşarsın. Bunu bilir ve kavrarsan düşünürken tedbirli temkinli davranırsın ve düşüneceğini düşünmeden kontrol altına alırsın. Sonunda nötr düşünmeyi başarırsın. 150. Kozmik piramitte birleşim. Por ilk mutlak maddedir. İlk yaratılıştan itibaren söz konusu olan por bir piramittir. Prizmadır, kristaldir. Por, kürzün minyatürüdür. Her bir piramit kendi benzerleriyle yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşerek Kendinden daha büyük bir piramidi oluşturur ve bu sistem hakiki kozmik yapı olan Alfa Nova'da alt sonsuzdan üst sonsuza kadar aynen devam eder. Elektromikroskobik parçacık olan por 7 tanedir. Porlar her bir por bir tane olmak üzere yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşerek poruyumu oluştururlar. Poruyumlar 343 tanedir. 7 satırı ve 7 sütun olan 7 tane kare oluşturur. Bu durumda her bir kare 7 satır ve 7 sütun çarpı 7 sütun eşittir 49 kareden oluşur. Her bir 49'lu kareden birincisini hep 1 ile ikincisini hep 2 ile üçüncüsünü hep 3 ile dördüncüsünü hep 4 ile beşincisini hep 5 ile altıncısını hep 6 ile ve yedincisini hep 7 ile doldur. Sonra her bir kareden bir rakam alarak yedili gruplar oluşturursan 49 çarpı 7 eşittir 343 tane birbirine benzemeyen yedili grup yani poryum elde edersin. Bu defa da yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşen poryumlarda poryayı oluştururlar. Yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşen poryalarda özet olarak elektronu oluştururlar. Diğer taraftan değişik titreşimlere sahip poryalardan da çekirdek oluşturulur ve atom tamamlanmış olur. Kozmik yapı piramidinde kozmik yapı zincirinde elektrondan sonra yer alan her kozmik yapı kendi benzerleriyle dokuzlu birleşim sistemine uygun olarak birleşerek tek bir kozmik birey oluşturur ve piramidin bir üst sırasında yer alır. Elektron yukarıda açıklaması yapıldığı gibi kozmik yapı bireylerin birleşiminden oluşan bir bütünlüktür. Elektronların bir çekirdek etrafında birleşiminden atom oluşur. Atomların birleşiminden molekül oluşur. Moleküllerin birleşiminden molekül zinciri oluşur. Molekül zincirlerinin birleşiminden element oluşur. Elementlerin birleşiminden gezegen oluşur. Gezegenlerin birleşiminden güneş sistemi oluşur. Güneş sistemlerinin birleşiminden galaksi oluşur. Galaksilerin birleşiminden alem oluşur. Alemlerin birleşiminden kainat oluşur. Kainatların birleşiminden evren oluşur evrenlerin birleşiminden mini atomik bütün oluşur. Mini atomik bütünlerin birleşiminden gürz oluşur. Gürzlerin birleşiminden ise hürz oluşur. Hürzler seyyaliteye yani şeffaflığa dayanarak ve birbirlerine girişim yaparak belirli bir oranda birbirlerini keserek birbirlerinin içinde dönmektedirler. Bu dönüşten dolayı birinci ve ikinci kürzün üzerinde ısırılmış elma pozisyonunda bir görünüm oluşmaktadır. İşte birinci kürzdeki ısırılmış kısım mutlak boyut oluşturmaktadır. Hürs, 1800 gürzün birleşiminden oluşan bir kozmik yapıdır. Hürs küresinde gürzlerin diziliş pozisyonunda dolayı, pozisyonundan dolayı hüzde Rahman boyutlarının bulunduğu alan gürzde Rahman boyutuyken hüzde mutlak boyuttur.